Burcu'nun Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan sofralarına yakışır şahane bir yemek yapacağız. İnanın herkes bu tarife bayılacak. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz bu şekilde ve ayrıca da birazcık da bir etimiz var. İsterseniz etimizi pişirmekle yemeğimize başlayalım. İlk olarak kızdırmış olduğumuz tavamızın içerisine etimizi koyuyoruz ve üzerine de bir miktar kadar sıvı yağımızı döküp etimizi yaklaşık olarak bir 20-25 dakika pişireceğiz. Etimiz biraz pişkin olacak ki yemeğimizi fırına verdiğimizde etimiz içinde çiğ kalmasın. Daha sonra burada da görmüş olduğunuz gibi diğer tüm malzemelerimizi küp küp şekilde doğrayacağız. Şimdi siz buradan bakabilirsiniz nasıl doğradığıma. Bu şekilde hepsini tek tek alıp küp küp şekilde doğrayacağız ve pişen etimizin üzerine hepsini ekleyeceğiz. Evet, ben etimizi bir 25 dakika kadar pişirdim. Şimdi ilk olarak soğanlarımızı içine atıyorum. Bir soğanlarımızı da şöyle hafif bir kavrulmasını bekleyeceğim. Soğanlarımız kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı salçamızı ekliyorum. Ve hafifçe karıştıracağız. Evet, salçamız da etimize buluştuktan sonra patateslerimizi üzerine döküyoruz. Yani daha doğrusu tüm malzemelerimizin hepsini tek tek içine dökeceğiz. Patatesini, patlıcanlarımızı şimdi ekliyoruz. Ve peşinden de biberlerimizi ve domateslerimizin hepsini içine dökeceğiz. Hepsini bir arada şimdi karıştıracağız. Malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine istediğiniz miktar kadar pul biberimizi ve yine istediğiniz bir miktar kadar, ben 3 tatlı kaşığı koydum, tuzumuzu ekleyelim. Ve şimdi bu malzemeleri pişmeye bırakacağız. Peki ne kadar pişecek? Tam dipleri olmayacak ama pişecek. Öyle söyleyeyim size. Böyle birazcık pişmeye yakın ocaktan alacağız. Tam pişmesine gerek kalmıyor. Bak, bu kıvamdayken ocağımızı kapattım ve hazır şimdi aldım. Şimdi kızartacağımız patlıcanlarımıza sıra geldi. Bu şekilde gördüğünüz gibi en dışındaki kabuğunu hiç soymadan incecik dilimler şeklinde patlıcanlarımızı kesiyorum. Dilimlemiş olduğum patlıcanları önceden kızdırmış olduğum yağın içerisine atıp kızartacağım. Fakat burada çok fazla kızartmamıza gerek yok. Birazcık kızarması yeterli olacaktır gördüğünüz gibi. Zaten patlıcanlarımız fırına da gireceği için fırında da pişecektir. Evet, birazcık kızartıyoruz ve kızarttıktan sonra patlıcanlarımızı hemen ocaktan alıyoruz. Aldıktan sonra ben kare bir borcam kullandım. Kare borcamımızın önce alt kısmına patlıcanlarımızı dizeceğiz ve daha sonra da kenarlarına burada gördüğünüz gibi tek tek patlıcanlarımızı dizeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ben bütün patlıcanlarımı bu şekilde tek tek dizdim bile. Üzerine şimdi az önce hazırlamış olduğum karışımımızı dökeceğiz. Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir yemek tarifi oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Evet, tüm malzememizi de içine döktükten sonra size de şöyle bir şeklini göstereyim nasıl göründüğünü. İnanın görüntüsü çok güzel ve şahane oldu. Burada bütün malzemelerimiz
neredeyse pişmiş kıvamdaydı. İçerisine döktüm. Zaten fırında pişeceği için çok daha lezzetli olacak. Şimdi patlıcanlarımızı kenarlarını büküyoruz. Kenarlarını ortaya doğru katlayarak yapıyoruz. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın bu şekilde gördüğümüz gibi önce bir tarafı katlayacağız. Ve daha sonra da diğer tarafını katlayarak patlıcanlarımızı üzerine dizmiş oluyoruz. Ve inanın harika bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet, son patlıcanlarımızı da üzerine koyuyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini yaptıktan sonra üzerine yuvarlak dinlemiş olduğum domateslerle süsleyeceğiz. En üst kısmına kaldı bu. Domateslerle üzerine bu şekilde diziyorum. Ve şöyle söyleyeyim, domatesleri de dizdikten sonra bu kısımda benim videom sanırım kaydetmemiş. Bir çay bardağı suya bir yemek kaşığı salça bulayıp üzerine hafifçe dökebilirsiniz. Yani bir çay bardağı kadar salçalı su tepsimizin içine döküyoruz üzerine ve hemen fırına veriyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 30 dakika kadar pişireceğiz. Bakın yemeğimiz pişti bile. Hala fokur fokur kaynıyor. Çok güzel ve enfes bir yemek oldu. Size şöyle biraz da yakından göstereyim isterseniz. Evet, yemeğimizin özellikle iç dokusunu merak edenler için size bir de bir dilim hemen servis edeyim. Ve onu da görün. İç kısmı tamamen pişmişti. Patlıcanlarımız hepsi pişmişti. Ve şahane olmuştu. Kesinlikle harika bir yemek. Özellikle misafirlerinize çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Size şöyle göstereyim. İç kısmı da çok güzel bir şekilde pişmişti. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.